Merhaba gençler. Bu dersimizde 8. ünitemiz olan haber metinleri konusunu işleyeceğiz. Öncelikle haberin ne olduğuna bakalım. Haber, bir olay ve bir olgu üzerine edinilen bilgidir. Haber metni ise elde edilen bilgilerin gazete, dergi gibi yayın organları ya da televizyon, radyo gibi iletişim araçlarıyla topluma duyurulması amacıyla hazırlanan yazılı metinlere denir. Haber metinlerinin özellikleri. Haber metnini yazan kişi anlatılanlar karşısında tarafsız olmalıdır. Olay bütün yönleriyle inandırıcı bir şekilde anlatılır ve konu günceldir. Metinlerin nesnel bir anlatımı vardır. Haber metnini yazan kişi kişisel yorumunu metne katamaz. Haber metinlerinde toplumun merak duygusu giderilir. Haber metinleri açık, anlaşılır bir dille yazılır. Yani haber metnini okuyan kişi anlatılmak isteneni doğru ve net bir şekilde anlar. Haberin başlığı kapsayıcı ve ilgi çekici olacak şekilde düzenlenir. Haber metninin giriş bölümü haberin ne olduğunu açıklayıcı özellikler taşır. Haberlerin toplumun geniş bir kesimini ilgilendirmesine, dikkat çekici ve çarpıcı olmasına, özellikle başlığının kendini okutacak ve dinletecek nitelik taşımasına önem verilir. Biraz önceki maddede de söylediğimiz gibi başlık ilgi çekici olmalıdır. Haberin daha önce yayımlanmamış, duyulmamış olması gerekir. Haber metinlerindeki bilgiler güvenilir kaynaklardan alınmalıdır ki bu haberin inandırıcı olmasını destekler. Haber yazma sürecinde bilgi ve belge toplamak kadar onları sınıflandırmak, bir sıraya koymak, neyi yazacağına, neyi yazmayacağına karar vermek de o kadar önemlidir. Yani edinilen bilgileri bir arada vermek çok da okuyucuda güven uyandırmaz. Dolayısıyla bilgiler sınıflandırılmalı, önem sırasına göre ortaya konmalıdır. Bu süreci düzenleyen en önemli tekniklerden biri 5N1K kuralını haberi uygulamaktır. Ne, nerede, ne zaman, nasıl, neden, kim sorularının cevabının bir haberde olması okuyucuya önemli bir bilgi sunmuş olacaktır. Haber metinlerinin yazımında haberin türüne ve haberi yapacak kitle iletişim aracına göre bazı teknikler kullanılır. Bu tekniklerden en çok kullanılanları piramit ve ters piramittir. Piramit tekniği, habere ilişkin ayrıntıların metnin sonuna bırakıldığı tekniktir. Yani önce genel bir bilgi verilir, daha sonrasında yavaş yavaş habere ilişkin ayrıntılar verilmeye başlanır. Ters piramit tekniğinde ise tam tersi en can alıcı nokta haberin en başında yer verilir. Yani metnin başında verilir. Diğer ayrıntılar ise önem sırasına göre bu can alıcı noktadan sonra ortaya konur. Haber giriş ve gövde bölümlerinden oluşur. Temel habercilik terimleri şunlardır. Ajans, haber toplama, yayma ve üyelerine dağıtma işiyle uğraşan kuruluş. Asparagas, şişirme haber, yani masa başında uydurulmuş yalan haber de diyebiliriz. Dekroşe, gazete ve dergilerde yan sütunlara taşan yazı. İktibas, başka bir kaynaktan elde edilen yazının gazetede olduğu gibi yayınlanması. Manşet, gazetelerin ilk sayfasına iri puntolarla konulan başlık. Muhabir, basın ve yayın organlarına haber toplayan, bildiren veya yazan kimse. Sansasyonel, çarpıcı. Spot, haber metninden daha büyük harfli puntolarla dizilen, başlıktan sonra yer alan haber ayrıntısı. Öncelikle en ilgi çekici haberimizin başlığını vererek manşetimizi hazırlıyoruz. Sonrasında ise diğer haberlerin başlıkları, ayrıntılı haberlerin başlıklarına da spot diyoruz. Stop press en son gelen haberdir. Sürmanşet, gazetelerin birinci sayfasındaki logonun üzerinde kullanılan başlıktır. Sütun, gazete, dergi,
Kitap ve benzeri yazılı şeylerde sayfanın yukarıdan aşağıya doğru ayrılmış olduğu dar bölümlerden her biri. Tekzip, yalanlama, yani yapılan bir haberin yalan olduğunu beyan etmedir. Tiraj, baskı sayısı. Haber yazıları gazetelerde yayınlanabildiği gibi dergilerde de yayınlanabilir. Dergiler, siyaset, edebiyat, teknik, ekonomi ve benzeri konuları inceleyen ve belli aralıklarla çıkan süreli yayınlardır. Dergilerde araştırma, inceleme, deneme, gezi yazısı gibi birçok türde metne yer verilirken, haber yazıları da dergi sayfalarında yer alabilir. Dergilerde yer alan haberler, o derginin alanı ile ilgili olur. Örneğin, okuduğunuz haber metninin alındığı dergi, bilim ve teknoloji ile ilgili okurlara seslenmektedir. Ve sayfalarında yer verdiği haberlerin içerikleri de yine bilim ve teknoloji ile ilgili olmalıdır. Burada, Bilim ve Teknik Dergisi'nden alınmış bir haberi görmekteyiz. Alzheimer'a erken teşhis koyan yapay zeka. Alzheimer hastalığına yakalanma ihtimali yüksek olan kişilerin beyinlerindeki değişiklikleri hastalığa teşhis konmadan 10 yıl önce tespit edebilen yapay zekaya dayalı bir teknik geliştirildi. Teknik, beyinden alınan MRI tarama görüntülerini kullanarak beynin farklı bölgelerinin ne şekilde bağlantılandığının belirlenmesini sağlıyor. Alzheimer, yaşlılarda demansın en yaygın nedeni olan, hafıza ve bilişsel işlevlerde kayıpla sonuçlanan nörodejeneratif bir hastalık. Hastalığın erken teşhisi için etkin bir yöntem geliştirilmesi önemli. Çünkü her ne kadar hastalığın henüz tedavisi yoksa da geliştirilmekte olan ilaçlar ne kadar erken uygulanırsa muhtemelen o kadar etkili olacak. Erken teşhis ayrıca hastalığın ilerleyişini yavaşlatmak için bireylerin yaşam tarzlarında değişiklikler yapmasına da imkan verebilir. Alzheimer'ın erken teşhisine yönelik olarak İtalya'daki Bari Üniversitesi'nden Nicolo Amoroso ve Mariana La Rocca, Alzheimer'ın beyinde neden olduğu yapısal değişiklikleri ayırt etmeye yarayan bir yapay zeka algoritması geliştirdi. Araştırmacılar ilk olarak 38'i Alzheimer hastalarına, 29'u sağlıklı bireylere ait 67 MRI tarama görüntüsü kullanarak algoritmayı eğitti. Amaç, algoritmaya hastalıklı ve sağlıklı beyinleri birbirinden ayırt etmeyi öğretmekti. Haberin devamı da araştırmaların verilerini ortaya koyuyor arkadaşlar. Dolayısıyla biz Bilim ve Teknik Dergisi'nde bilim ve teknoloji ile ilgili bir gelişmeyi konu alan habere rastlamaktayız. İnternet ve haber yazıları. Genel ağın kullanımı insan yaşamında her geçen gün daha fazla yer alırken haberlere ulaşmakta da genel ağ en önemli kaynaklardan biri haline gelmiştir. Bildiğiniz gibi aslında genel ağ internet demektir. Zaman içinde dergi ve gazetelerin içeriklerini genel ağa aktarmaları kaçınılmaz olmuştur. Genel ağda yer alan gazeteler habere en hızlı ve ekonomik olarak ulaşmaları için okuru olduğu kadar basın çalışanlarına hem muhabir hem köşe yazarı hem yorumcu olarak olanak sunmaktadır. Genel ağ haberciliği, televizyon ve gazetenin tüm yayın ve iletişim sistemlerini bütünleştirmiştir. Bunun yanı sıra hareketli görüntüleri, yazıları ve sesleri aynı ortam üzerinden ve aynı anda kullanıcılarına sunma imkanına sahiptir. Evet, biz genel ağ üzerinden okuduğumuz haberlerde haberle ilgili herhangi bir videoyu, haberle ilgili herhangi bir ses kaydına rahatlıkla ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Genel ağ haberciliğinde geleneksel araçlarda görülen hız, yer ve güncellik konusundaki kısıtlayıcılık kalkmıştır. Evet, haberler genel ağda biraz daha hızlı bir şekilde güncelleniyor ve mekan fark etmiyor haberi okumak için. Haberler her bilgi akışında hızla değişerek güncellenmektedir. Ayrıca sütun sınırından kaynaklanan yer sorunu da ortadan kalkmaktadır. Şiddet içerikli haberlerin reyting aracı olarak kullanılmaması, kullanılan dilin belli kurallarının olduğunun unutulmaması, okurun dikkatini çekmek için asparagas haberlere yönelinmemesi zamanla kaliteyi artırıp haberi sunma amacına hizmet edecektir. Anlattığımız konuyla ilgili birkaç soru çözelim. Yukarıdaki metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açıklanan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin bu yılki sahipleri belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla 2016 yılında Mustafa Kutlu, Profesör Doktor Kemal Haşim Karpat, Profesör Doktor Erol Parlak, Şener Şen, Feridun Özgören ve Süheyl Ünver'e ödül verilmesi uygun görüldü. Şimdi biz bu metinle ilgili neler söyleyebiliriz? Bir bakalım. Habere kişisel yorum katılmıştır. Hayır, yukarıdaki haberde herhangi bir kişisel yorum görülmemektedir. Oldukça nesneldir. Haber metni 5N1K kuralına uygundur. Biz biliyoruz ki 5N1K kuralına uygun olabilmesi için bütün sorulara cevap vermesi gerekiyor. Oysa ben burada nerede sorusunun cevabını göremiyorum. Toplumun her kesimini ilgilendiren bir haberdir. Daha çok kültür ve sanatla ilgilenen kesimi ilgilendiren bir haber arkadaşlar bu. Haberi resmi kaynaklardan doğrulamak mümkündür. Evet, haber oldukça net. Resmi kaynaklardan haberin aslına ulaşılabilir. Dolayısıyla D seçeneğim söylenebilir. E seçeneğine bakalım. Metinde edebi bir anlatım kullanılmıştır. Metin oldukça nesnel, kişisel yoruma yer verilmeden yazılmış. Dolayısıyla ben burada edebi bir anlatım görmemekteyim. Doğru seçeneğim B seçeneği. İkinci sorumuz, aşağıdakilerden hangisi haber yazılarında kullanılan ters piramit tekniğiyle ilgili doğru bir değerlendirmedir? Öncelikle teknikleri hatırlayalım. Piramit tekniği ve ters piramit tekniği. Piramit tekniğinde en önemli unsur, yani çarpıcı ayrıntılar aşağı doğru inildikçe, yani yazının sonuna doğru gidildikçe verilmeye başlanır. Fakat ters piramit tekniğinde en çarpıcı bölüm, en dikkat çekici bölüm en başta verilir. O halde şıkları bir inceleyelim. Hedef kitlenin ilgisi dikkate alınmadan hazırlanır. Bu yanlış bir bilgi. 5N1K kuralına uygun değildir. Bu da yanlış bir bilgi. Giriş, gelişme ve sonuç bölümü yoktur. Böyle bir bilgi de yer almamakta. Nesnellik ve tarafsızlık gerektirmez. Evet, D seçeneğimiz de yanlış. E seçeneğine bakalım. En önemli unsurun en başta verilmesidir. Evet, zaten bu bilgi ters piramit tekniğini tam anlamıyla karşılamakta arkadaşlar. Doğru seçeneğimiz E seçeneği. Üçüncü sorumuz. Yukarıda verilen tanımlardan hangisinde yanlış bir bilgi vardır? Manşet, büyük puntolarla yazılmış dikkat çekici haber başlığı. Evet, doğru. Asparagas, masa başında uydurulmuş yalan haber, şişirme haber de denmekte. Doğru. Tekzip, bir haberin doğru olmadığını ifade eden yalanlama metni. Evet, tekzip de doğru. Ortaya konulan bir haberin sonrasında tekrardan yalan olduğuna dair beyan verilmesidir arkadaşlar. Sütun, gazetelerde soldan sağa doğru devam eden yazı bölümü. Bu arkadaşlar satırdır. Sütun, yukarıdan aşağı olan bölümlerdir. Dolayısıyla yanlış seçeneğim D seçeneğidir. Muhabir, haber yazan ve toplayan görevliye denir. Fakat 4 numaralı bilgi, 4 numaralı terim yanlıştır arkadaşlar. Dördüncü sorumuz ve son sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi haber metni türünün özelliklerinden biridir? Anlatılanların kurguya dayanması. Hayır, haber metinleri kurguya dayanmaz. Sadece ve sadece gerçekleri yansıtır. Daha doğrusu yansıtmalıdır. Ayrıntılara yer verilmemesi, haber metinlerinde habere konu olan olaya yönelik ayrıntılar yer alır. Öğretici yanının bulunmaması. Öğretici yanı haber metinlerinin elbette ki vardır. Çünkü topluma bir şeyleri göstermek, öğretmek amacıyla kaleme alınır. Mizahi bir anlatım tutumu sergilenmesi, her haber metni, hatta neredeyse hiçbir haber metinde mizahi bir üslup yoktur arkadaşlar. Daha çok biz bunu köşe yazılarında görebiliriz. Hedef kitleye göre hazırlanması. Evet, haber metinlerinin en önemli özelliklerinden biri hedef kitleye göre hazırlanmasıdır. Hitap ettiği kesime göre hazırlanır arkadaşlar. Doğru seçeneğimiz E seçeneği. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.